Önceki 3 videoda 1715'ten yani reformdan önce Hristiyan olmanın nasıl bir şey olduğundan kısaca bahsetmiştim. Daha sonra da Martin Luther'den bahsetmiştim. Onun düşüncelerini ve o düşüncelerini nasıl yaydığını ve sonucunda oluşan şiddeti de anlatmıştım. Bu son videomuzda ise Katolik Kilisesi'nin olanlara karşı nasıl bir tepki verdiğine bakacağız. Reform olarak adlandırılan Luther ve onu destekleyenlerin başlattığı harekete karşılık olarak kilisede bir karşı reform hareketi başlattı. Yani reform hareketine karşı duruyorlardı. Kilise çok fazla şey kaybetmeye başlamıştı. Çok fazla toprak kaybetti. Ona duyulan inancı kaybetti. Birçok insanı kaybetti. Hatırlayın, son videoda şiddetin ortaya çıktığını söyleyip bitirmiştik. Şimdi buradan devam edelim. Açığa çıkan şiddet hep insanlara karşı değildi bu şiddetten kilise gibi başka şeyler de nasibini aldı. Batı Avrupa'da var olan Roma Katoliklerinden kalma bir mimariye sahip olan kiliseler, protestanların kiliseye karşı gösterdikleri şiddete maruz kalan önemli bir odaktı. Katolikliğe ait olan pratikler büyük bir derecede görseldi ve Luther için çok önemli olmasa da onu destekleyen protestanlar arasında büyük bir endişe vardı. Çünkü bu imgelerin suistimal edildiğini düşünüyorlardı. İlahi güce ulaşmak için değil de sanki bu imgelerin kendi başlarına herhangi bir gücü varmış gibi onlara dua ediliyordu. Evet, bu doğru. Özellikle Calvin'in bununla derdi vardı. Ona göre kiliselerdeki imgelerle aslında bir tür putperestlik yaratılıyordu ve bu da bizi ikinci emre götürüyor. Yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda bulunan herhangi bir şeye benzeyen put veya benzeri bir şey yapmayacaksınız. İkinci emir. Bu yaratma kavramı bir bakıma Tanrı'nın sorumluluğunu ele geçirmek gibi bir şey oluyor. Çünkü yaratıcı olan Tanrı'dır. Sanatçı bir şey yarattığında o şey yanıltıcıdır. Yaratılan bir puttur. Böylece protestanlar ikona kırıcılık veya ikonaklazm dalgasını başlattılar. İkona kırıcılık imgelerin yıkımı anlamına gelmektedir. Devam etmeden önce ikona kırıcılık tabirine bir bakalım. İkona Yunanca'daki imge, imaj kelimesi anlamına gelmektedir. Kırıcılık da bildiğiniz gibi bir şiddet eylemini işaret eder. Yani bu tabir imge ve imajlara karşı olan şiddet için kullanılmaktadır. Luther'in 95 tezinden sonraki 5 yıl içinde ikona kırıcı gruplar ortaya çıkmaya başladı sayısız resim ve heykel bu gruplar tarafından yok edildi ve bu sanat tarihi içinde yaşanan en büyük trajedilerden biridir. Bu olaylar en çok da Kuzey Avrupa'daki Hollanda'da yaşandı. Esas olarak protestanların yaptığı bir kiliseyi ele geçirip tüm o heykeller ve goblenlerden oluşan formundan sıyırmak ve el değmemiş bir yer bırakmaktı amaç. Şunu da hemen belirtmem lazım ki Luther Kilisenin öğretilerine bu tip farklı yollarla karşı çıkacaktı. Kurtuluş için gereken tek şey inanç, iyi eserler değildir diyordu. Yani demek istediği, Tanrı'yı anlamak için gereken tek şeyin kutsal kitap olduğu ve kilisenin öğretilerinin burada önemi olmadığıdır. Tabii ki kilise bu olanların altında kalmadı. Lutheri amacından vazgeçirmek için çok çaba harcadı. Mesela Worm kurulu. Bu kuruldan sonra Luther afaroz edildi aforoz edilme olarak bahsettiğimiz şey Luther'in artık kilisenin bir üyesi olmadığıdır. 1545'te kilise Trento konsilini düzenledi. Bu aslında Avrupa'daki kiliselerin üst kademelerinin buluştuğu bir toplantı mahiyetindeydi. İlk başta gerçekten de amaçları protestanlarla uzlaşmaya varmaktı. Bunun için bu toplantıya protestanlar da davet edildi ama onlar katılmadılar ve böylece uzlaşma tamamen imkansızlaştı. Trento Konsili'nin en önemli sonuçlarından biri ise Katolik Kilisesi'nin ilkelerinin yeniden düzenlenmesidir. Böylece risk alınarak Luther'in itiraz ettiği birçok şey yeniden onaylandı. İyi eserlerin kurtuluşta bir rolü olup olmaması konusu için kilise bunun gerçekten önemli olduğunu söyledi. Induljans araf için etkili mi? Araf var mı? gibi soruları kilise tamamıyla doğrulamış oldu. İsa ile buluşmanın varlığını komünyon sırasında verilen yemek ve şarabın İsa'nın bedeni ve kanı olduğunu doğruladı. Tüm bunları yeniden onaylayarak papazların gücünü ve kilisedeki hiyerarşiyi de onaylamış oldu. Ve son olarak da kilise kutsal kitabın tek başına yeterli olmadığını onayladı. Kilisenin öğretilerine ve geleneklerine de ihtiyaç olduğunu söyledi. Yani çok küçük bir alan tanısalar da bazı alanlarda reformun mümkün olduğuna karar verdiler reformun başlamasına neden olan bir takım yozlaşmalarında kökünü kazımaya çalıştılar. Hadi gelin imgelere yeniden bakalım. Çünkü bu da Trento konsilindeki başka önemli bir konuydu. Konsilde şunlar söylendi. İsa'nın, Bakire Meryem'in ve diğer azizelerin resimleri özellikle kiliselerdeki yerlerini almalıdır ve gereken saygı ve hürmet gösterilmelidir. Gördüğünüz gibi imgelerin kiliselerde olması gerektiğini doğrulamış oldular. Ve buradaki sorulması gereken şey şuydu. Neden? Onların sözleriyle cevap veriyorum. Çünkü onlara duyulan saygı, onları temsil eden bu modelleri üzerinden onlara gönderiliyor. Yani bu şu demek, eğer biri Bakire Meryem heykeline saygı gösteriyorsa aslında Bakire Meryem'in kendine saygı göstermiş oluyor demektir. Hatta kilise bunun çok daha etkili olduğunu söylüyor. Hikayeler, gizemler, günahlarımızdan arınmamızın gösterildiği resimler ve daha başka tasvirler sayesinde psikopozlar insanları dinin şartları konusunda daha iyi eğitir, diyor kilise. Yani aslında sanat, kilisenin fikirlerini okuma yazması olmayan halka ulaştırmanın bir yolu olarak görülüyordu. Tabii ki onların inançları da bu şekilde derinleşiyordu. Ayrıca kutsal imgelerden büyük bir fayda sağlanıyor. Çünkü bunlar Tanrı'nın azizlerini, mucizelerini ve diğer etkileyici örneklerini inançlı insanların gözleri önüne seriyor. Bu sayede onlar da hayatlarını biçimlendiriyor ve azizlerin taklitleri öncülüğünde Tanrı'ya tapıyor ve ona olan hürmetlerini iletiyorlar diyordu kilise. Yani sanatta takip edilen yol günlük hayatlarımızda takip edebileceğimiz bir örnek görevinde. Gördüğünüz gibi kilisenin duruma gösterdiği tepki üç bölümden oluştu. İlki, Protestanların saldırdıkları kilisenin temel öğretileri yeniden onaylandı. İkincisi, Katolik inancı öğretilerinin tüm dünyaya yayılması için büyük bir kampanya başlattılar. Bu arada unutmayın, bu dönem coğrafi keşiflerin olduğu bir dönem. Yeni Dünya bulundu. Asya ve Afrika ile ticaret artmaya başladı ve Katolikler de tüm bu bölgelerde kendi inançlarını yaymaya çalışıyorlardı. Bu üç adımlı tepkinin sonuncu adımı ise kendilerine aykırı olan düşünceleri tamamen ortadan kaldırmaktı. Bu yüzden de kilise Engizisyon mahkemelerini kurdu. Ayrıca bir de yasaklı kitapların listesini çıkardı. Loyola'lı Ignatius da o sıralarda Cizvit tarikatını kurdu. Cizvitler tamamen inanç üzerine kuruludur. Hepsi papaya mutlak bir inançla bağlıdır ve papanın kontrolündedirler. Cizvitler okullar kurarak Hristiyan inancını tüm dünyaya yaymaya çalıştılar. Ve protestanlarla da büyük bir mücadele içindeydiler. Karşı reformun tüm bu düşüncelerini gösteren enfes ve çok da yalın bir örnek var. O da Cizvitlerin Roma'daki ana kiliselerinde bulunan Logro tarafından yapılmış bir heykel. Bu heykelin adı dinin sapkınlığı ve nefreti devirişi. İlk olarak bilmeniz gereken önemli bir nokta, bu büyük heykelin Aziz Loyola'lı Ignatius sunağının hemen sağ alt yanında bulunduğu. Heykelin sol üstünde din figürünün kullanıldığı bir yıldırım ve bir haç görüyoruz. Hemen belirtelim, Logro'nun dinden kastettiği tabii ki Roma Katolikliği. Din aşağıda duran iki figüre bakıyor ve saldırmak üzere. Bu figürlerden biri nefreti temsil eden yaşlı bir kadın öteki bize doğru düşen ve yılanlarla boğuşan figürse sapkınlığın bir temsili. Fark ettiyseniz bir dizi kitabın üzerine düşüyor. Ve bu kitaplardan birinin sırtındaysa Luther'in adı yazılı. Herhalde sapkınlık burada olduğundan daha açık bir şekilde gösterilemezdi değil mi? Luther ve protestanlık sapkınlığın ta kendi olarak gösteriliyor. Eğer bu sizin için yeterince açık bir örnek değilse, soldaki küçük melek figürüne bakabilirsiniz. Luther'in destekçilerinden olan Zwingli'nin kitabının sayfalarını yırtıyor. Hatırlamamız gereken önemli bir şey var. Her iki tarafta da birbirini şeytan olarak gören kişiler vardı. Luther papaya sahte mesih derken papada Luther'e öyle diyordu. O dönem her şey siyah ve beyazdı. Ortası yoktu. Bu bölünmeler gerçek anlamda Avrupa'yı yeniden şekillendirdi. Günümüzde bile güneydeki Avrupa ülkelerinde katoliklik daha baskınken kuzeydeki Avrupa ülkelerinde protestanlık daha baskındır. Ve 20. yüzyılın sonuna kadar da bu iki kesim arasında şiddet patlak vermiştir. Mesela 20. yüzyılın çoğunda İrlanda'da şiddet olayları görüldü. Modern dünyanın zeminini oluşturanın reformun takip ettiği yollar olduğunu düşünmek de oldukça ilginç. Mesela tek bir otoriteyi değil de kendi iç sesini dinleme düşüncesi. Sanırım modern dünyanın esas anahtarı da bu düşüncedir.